sistemi bu ülkeye dayatılıyorsa bunları önce anlatmak, konuşmak, itiraz etmek, müzakere etmek, yoksa onların sesini duyurmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcudur. Normali budur, normalleşmenin gereği budur. İnsanlar açken, işsizken, yoksulken küstüm konuşmuyorum, sokağa çıkmıyorum, bizi darbeci sanmasınlar. Onlarla muhatap olmuyorum, asla görüşmüyorum, miting yapmıyorum, sokakları karıştırmasınlar anlayışı bugün işçi sınıfının, bugün emekçilerin, bugün emeklilerin, bugün asgari ücretlilerin, köylülerin, fındıkçının, çay üreticisinin, bağcının, seracının, narenciyecinin, tütün üretenlerin beklentisi değildir. Beklenti Cumhuriyet Halk Partisi'nin onların sesini duymasıdır, tüm Türkiye'ye duyurmasıdır. Bu süreçte yumuşama ifadesi satın alınınca normalleşme büyük bir toplumsal destek bulunca partilerin içindeki bazı odaklar bugün ittifak halinde iktidarda olanlar içindeki bazı odaklar efendim normalleşme olursa bize ihtiyaç kalmaz. Sen de duy, söz verip de unuttuğun uzman çavuşun, emekli astsubayın, binbaşının sesini sen de duy. Emeklinin sesini duy. Öğretmenin, çiftçinin, işçinin sesini duy. Elini tutan mı var? Hayır. Kavga edelim. Didişelim. Hükümet bunları etsin. Muhalefet sussun. Biz oturalım. Öyle yağma yok. Efendim, normalleşme olursa biz kıyıda mı kalırız? Ya da büyük ortakta. Normalleşme demokrasi demek, normalleşme yumuşamak demek. Biz artık geri dönülemez bir yerdeyiz. Biz otoriter bir iktidarız. Yumuşarsak düşeriz. Sonumuz kötü olur. Mutlaka sertleşmeliyiz. Daha da sertleşmeliyiz. Şimdi Türkiye bir yol ayrımında. Bir karar verecek. Biz milletten aldığımız vazifenin gereğini yapmak boynumuzun borcu. Ancak birileri yumuşama derken, birileri yumuşama derken kırmızı çizgilerim var diye bir hat çekip sakın o hattın arkasına saklanıp anayasaya uymamayı, anayasa mahkemesini tanımamayı, kayyım politikalarıyla halkın iradesine el koymayı, toplantı ve gösteri yürüyüşünü gasp etmeyi, yok sayılan toplum kesimlerini daha da ezmeyi kırmızı çizgi görüyorsa orada ne yumuşamadan ne normalleşmeden bahsedilemez. Vera'yı babası elinden tutup okuluna götüremeyecekse, Gezi'de hepimiz adına yatan kardeşlerimiz halen daha haksız yere orada tutulacaksa, hasta tutuklu ve yükümlüler çok büyük bir kısmı halen daha içeride kalacaksalar ve birileri anayasaya uymamayı milli bir tutum gibi pazarlayacaksa, o zaman bu millet normalleşmeye verdiği krediyi size tanımaz. Ha, birisi istemiyor diye, kriminal tipler normalleşmeden korkuyor diye genel başkanlarına hakaret ettirip bizimle kavga ettiremezler. Birileri istemiyor diye ben bu hakarama mücadelesinden geri durmam, muhatabımla müzakereyi yaparım, sonuç alamazsam üstüme ne düşüyorsa onu yaparım. Ama özgüvenli bu siyasete, özgüvenli bu siyasete ayak uyduramayanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasını görmek istemeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3 aydır yapılan bütün anketlerde birinci parti oluşunu en düşük ölçenin 32-33, yüksek ölçenin 36-37, 30'un altında hiç yok. AK Parti'nin seçimden beri 30 altında oluşunu en yüksek 28 var, 26'dan aşağısı var. Görmeyenler, bu özgüvenli siyasetin partiye kazandırdığının Atatürk'ün partisini 100 yıl sonra yeniden iktidar yapmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapmak inancına sahip olmayanlar. Bizim yolumuz özgüvenli, cesur, kararlı, demokratik, hedefini bilen, nereye doğru yürüdüğünü bilen yoldur. Gücümüzü 31 Mart'ta bize destek veren Türkiye İttifakı'ndan ve iki büyük eserimden biri diye söylediği, biri Cumhuriyetse diğeri Cumhuriyet Halk Partisi diyen kurucumuzdan alıyoruz. Bu yolu hep beraber milletvekilleriyle, parti meclisi üyeleriyle, partinin il ilçe başkanlarıyla, kadınlarıyla, her hafta sayısı 8 bin, 10 bin artan gençleriyle, ümitle, kararlılıkla, cesaretle sürdüreceğiz. Bir tek hedefim var. Ben 31 Mart akşamı yaptığımı tekrar edeceğim. 2028 diyorlar, 31 Mart'ı bahane edip haydi hemen sandık demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net. Eğer millet sesini duymayana duyurur, kendini görmeyene gösterir. Önümüzdeki demokratikleşme, normalleşme ve mağdura sahip çıkma, emeklinin yüzünü güldürme, asgari ücretliye sahip çıkma dönemini. Okuyan okur, okumayana bu millet okumadığı mektubu genel seçimlerde okutur. Hepinize teşekkür ediyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısı önünde kayyum protestosuna yönelik, biliyorsunuz ki orada o saat işaret edilmişti. Basın açıklaması yapılacaktı. Bir oturma eylemi de söz konusu olacaktı ama...